Merhabalar arkadaşlar, bir Yasa videosuyla daha karşınızdayım. Uzun süre oldu video atmayalı biliyorum ama askere falan gitmiştim. Bir de videolara ara vermiştim. Diyelim güzel fikir yoktu. Biraz yayına odaklandım. Yayınlar daha güzel geçiyor. Her neyse, sonunda askerden geldim ve Blackwood çıktı bildiğiniz gibi. Bütün her şey değiştiği için tekrar adapte olmam gerekti oyuna. Anca bazı karakterlerin build'lerini tamamen yaptım. Bunlardan birisi Stamina Nightblade'im, şu an anlatacağım. Bundan sonra da Magicka Sorcerer'ın build'i gelecek. İkisini de maksimum derecede yaptığımı düşünüyorum. Daha iyi bir şey yapılabileceğini düşünmüyorum. Bu kadar da net söylüyorum. Gönül rahatlığıyla içime sine sine paylaşmaya da hazırım. O yüzden karşınızdayım. Daha da fazla lafı uzatmadan haydi videoya geçelim. Evet, videoya geçmeden önce bir önemli bir şey söylemem lazım. Arkadaşlar, bu açık dünya PvP build'idir. Bazı arkadaşlar açık dünya PvP build'leriyle düello build'lerin arasında bir fark yok falan diyor. Bunu anlamak istemiyor veya kabul etmek istemiyor ama öyle bir gerçeklik yok arkadaşlar. Açık dünya PvP'sinde birden fazla kişiyi düşünmeniz, birden fazla kişiyle vs atacağınızı düşünmeniz ve ona göre build'inizi ayarlamanız gerekir. Ama düello'da bir kişiyle oynarsın. Sustain'ini ona göre, armor'unu ona göre ayarlarsın. Bir kişiyle, yani demek istediğim şu. Bu Alic Desert'ta veya ne bileyim düellocular arasında adam bir düello karakteri getirirse, tamamen 1v1 için odaklanmış bir karakter getirirse, bu karakterin fazla sustain'i, fazla mobilitesi, arka barında ok kullanması işe yaramaz. Demek istediğim bu, bayağı bir şey kaybedersiniz. Yani siz gidip bu build'le Bergama'daki VS'cilerle takılırsanız yenersiniz, yine yenebilirsiniz güzel oynayarak, hala güzel ama eksiğiniz olur. Anlatmak istediğim o. Yani PvP build'leriyle düello build'leri arasında ne kadar kabul etmek istemese de bazı insanlar, kesinlikle bir fark var ve bunu iyi oynayan her PvP'ci de bu farkı bilir. Dedikten sonra, bu dediğim gibi çok güzel, çok dengeli, gerçekten içime sinen, güzel bir build oldu diyeceklerim bu kadar ama dediğim gibi sadece Open World, Battlegrounds, Imperial City ve Cyrodiil'de oynayabileceğiniz bir build. Başlıyorum anlatmaya. Her zamanki gibi buradan başlayalım. Wood Elf'im, ben her zaman Wood Elf oynarım aga, Nightblade'i. Open World mobilitesi harika, sustain'i harika. Onun dışında damage memage de veriyor. Şuradan armor pen veriyor. Gördüğünüz gibi artık roll dodge atmanıza falan filan da gerek yok. Daha iyi bir tercih yok bence. Khajiit olursanız kritikleriniz daha fazla vurabilir. Khajiit de kötü bir tercih değil ama Nightblade güzeldir. Maximum stamina. Statlarımız buffsız şekilde bu kadar. The Serpent Wound'u kullanıyorum. En fazla efektif olan bunu bence. Food olarak da RTM Take Away Bros kullanıyorum. Dediğim gibi bun ve food olarak daha iyi bir seçeneğiniz yok. Ya bu build'de şu an yapabileceğimiz daha iyi bir seçenek olmadığını düşünüyorum ben. İlk defa bir build'den bu kadar şeyim, açık dünya için konuşuyorum. Arkadaşlar, bütün parçaları kenara yazacağım. Aynı zamanda bu build'in yazılı versiyonunda da kontrol edebilirsiniz. Aşağıya link vereceğim. Bir heavy, pardon, iki heavy arkadaşlar. Şu şekilde heavy'ler. 5 medium. Birinci master setimiz, tek master setimiz Balorg. İlk setimiz Deadlands Assassin. Şu şekilde. Sadece vücuttan alıyoruz bunu. Balorg'da master set. Büyük parçaların hepsinde, şu büyük parçaların hepsinde tri-stat var. Üçlü enchantment var. Küçük parçaların hepsinde maksimum stamina var. 1, 2, 3, 3 tane Velfit, pardon, 3 tane Impen var, 4 tane Velfitted var. Open World'de böyle daha güzel oluyor. 4 Velfitted, 3 Impen. Bunların hangisinde olduğu hiç fark etmiyor. İstediğiniz, yani 3 tane Impen, 4 tane Velfitted olsun da nerede olursa olsun ona göre. Clever Alchemist, back barımızda Clever Alchemist kullanıyoruz. Bakın dikkat edin. Sadece back barımızdayken Clever Alchemist aktif olur. Ve Clever Alchemist ile oynamayı öğrenmeniz bu build için kritik öneme sahiptir. Sadece back barınızdayken, arka barınızdayken pot içmeniz gerekir. Ve Clever Alchemist bu oyundaki gerçekten en güzel setlerden birisi. Hem tankilik hem acayip DPS veriyor. Yani çok güzel diyelim. Ve şu an meta'da herkes de kullanıyor neredeyse. Arkadaşlar hepsi Infused. Clever Alchemist'leri yüzüklerimizden alıyoruz. Back barda da buff. Hepsi Infused. Bir tanesi Stamina Recovery var. Diğer iki tanesi Weapon Damage. Bunlar Infused olduğu için eğer sarı olsaydı Infused yüzükler, Jewel Craft'lar diyelim, sarıyken gerçekten güzel performans sergiliyor ama mesela atıyorum Infused ile Arcane, Robust falansa o kadar sarı olmasına gerek yok. Bunları sarılamak lazım aslında. Ön bara geçtik. Ön barda arkadaşlar Vatesen Perfected Maul. Perfected Maul tabii ki daha iyi ama alamıyorsanız Vatesen Maul'u da alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Yani çok 3K 4K falan damage vuruyor. 3K 4K damage az değil. Kombonuza eklendiği zaman Deadlands ile beraber
çok sağlam 25K 30K'lara yakın burst damage atabiliyorsunuz ve Nightblade'in amacı burst damage'tir zaten. Çok da güzel oluyor. Aynı zamanda Weapon damage'inizi de durmadan arttırıyor. Daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. Pardon, back barda Infused ve Weapon damage olacak. Ön barda ise Sharpened olacak. Eğer potsuz oynamak istiyorsanız, yani şeysiz, poisonsuz oynamak istiyorsanız Disease koyun. Ama arkadaşlar bu oyunda eğer yeniyseniz diyorum, poisonlar gerçekten çok önemli. Kullanmamak dünyanın en saçma şeyi. Crown Little Poison kullanabilirsiniz. Ama daha güzel poisonlar var şu şekilde. Hem health hem can dolduran var. Daha az vuruyor ama aynı zamanda can da dolduruyor. Duelolarda tercih edilebilir. Ondan sonra bu potu çok öneriyorum. Escapist poison. Çünkü biz Nightblade olarak immune yapabilecek bir şeyimiz yok. Adam hem immune yapıyoruz yani hem snare'lıyoruz üstüne stun atabiliyoruz. Bu da iki kez onun stamina harcamasına yarar. Bu da güzel bir tüyodur bakın. Unutmayın. Yani böyle küçük detaylar sizi PvP'de öne geçiriyor. Çünkü bu oyunda item ve level farkı yok arkadaşlar. Ondan sonra burada da poison kullanacağız. Önerdiğim poison da bu açıkçası. Belki bu sırrı söyleyerek büyük bir hata yapıyorum. Ama siz özel takipçilerime değersiniz. Skill'lere geçelim. Herhalde şey de söyleyeyim madem bunu anlattım. Pot olarak da üçlü pot kullanıyorum. Her zaman üçlü pot kullanmaya gayret gösteririm. Çünkü 3 statta bu karakterde çok işe yarayan şeyler her karakterde yarıyor. Ama bunda görünmezlik şey falan da atacağımız için Magicka da çok önemli. Her zaman üçlü pot kullanırım ben. Yer yer VS'lerde physical resistance veren potlarda tercih ediliyor. Ama dediğim gibi biz VS atmıyoruz arkadaşlar. Sayrıca atacağımız VS'de de adam da Cyrodiil'e göre yaraşır bir build yaptığını için yine eşit oluyorsunuz merak etmeyin. Eğer aklı varsa. Ne diyecek? Skill'lere geçelim. Geç lan skill'lere. İlk skill'imiz Surprise Attack. Yani oyundaki en OP spammable skill. Nightblade oynayıp da şu skill'i kullanmayanın vay haline. Bunu kullanıyoruz. Spammable durmadan atabiliriz. Executioner. Arkadaşlar burada Executioner'da şöyle bir seçenek koyayım size. Ambush. Bu Ambush kullanan var, seven var. Bence bir kere Gap Closer'a ihtiyacımız yok Nightblade oynayarak. İki, bunun animasyonu var. Bunun animasyonu atacağım derken çok öldüm. Gerek yok. Verdiği debuff güzel. Empower buff'ı da güzel. Ama gerçekten gereksiz. Ve şu an herkese pariah var ya. Çok tankiler mankiler. Tank adamı indiriyorsun %30 %20 cana. Execute damage'inle zar zor öldürüyorsun. Bir de execute'suz sen surprise attack atmaya çalışırsan hiç yetmiyor damage'iniz. Yani özellikle ben şu anda kimseyi yanlış kullanmaya teşvik etmek istemiyorum. Hep execution'u kullanın abi. Relentless Focus Nightblade olmamızın ikinci amacı. En çok burst vuran skill. Yani bu sadece biliyorsunuz stacklendiği zaman atacaksınız. Rally, Nightblade'lerin two-handed kullanmasının en büyük nedeni ve Vatesran mağlı kullandığımız için de Rally olmazsa olmaz. Burada Camouflage Hunter hem bize Fighter Guild pasiflerinden yararlanmamızı sağlayacak hem de verdiği asıl Major Savagery önde kritik şansımız ve Minor Berserk verecek arkadan vurduğumuz zaman. Ki bu oyunda arkadan vurmak kolay. Yani biraz yanından vursanız bile arkadan vurmuş gibi sayılıyorsun. Incap arkadaşlar yani her şeyiyle güzel olan bir skill. %20 daha fazla vurduruyor bir sonraki atağımızı. Yani Incap'ten sonra Relentless Focus atarsak Incap'iniz 12K vurdu diyelim. Bu da 17-18K falan vuruyor. Yani çok rahat alanları tekleyebiliyorsunuz bu şekilde kombonuzu doğru oturtturursanız. Ama bu komboyu yapmak zordur. Yani gameplay ayrı bir şey arkadaşlar. O karşındaki rakibin yetenek seviyesine göre, karşındaki rakibin skill'lerine göre falan filan. Bazen ben Relentless atarım ki adam Incap atacağımı ayıkmasın diye. Relentless atıp Incap atarım. Biraz damage'den fedakarlık etmiş olurum ama adamı yani gafil avlamış olurum. Yani bunlar yani her zaman bu senaryolar olmuyor. Yani PvP'de her zaman size mesela bir komboyu anlatamam. Oynayarak, görerek, tecrübe ederek öğrenmeniz lazım. Bunun için de sizi yayınlarıma bekliyorum arkadaşlar. Yayınlarda özellikle bu çarımı çok oynuyorum. Oradan görebilirsiniz neyin nasıl olduğunu. İnkar. Pardon. Piercing Mark. Piercing Mark'ı sevmeyen arkadaşlar var. Anlamıyorum neden sevmediklerini. Piercing Mark şu oyundaki en OP skill'lerden birisi. Bir, görünmezler ganklar şu an çok fazla. Onları durmadan spamleyip açabiliyorsunuz. Şöyle diyeyim size. Attım diyelim adama. Basit atak attım. Attım basit atak attım. Attım basit atak attım. Adamı böyle böyle çok kestiğim oluyor görünmezleri. Ve adamlar şöyle söyleyeyim size. Görünmez olduklarını hala sanıp korkmuyorlar. O yüzden çok gafil avlıyorsun. Aynı zamanda da zaten şey Major Breach veriyor. Ve Major Breach oyundaki en önemli debufflardan birisi. Yani 6K adamın armorunu kırıyorsun. Daha ne istersin yani. Burada iki seçeneğiniz var. Leeching Strike. Leeching Strike şu an mesela Imperial City'de çok fazla fight dönüyor bir şey dönüyor ya.
O yüzden güzel olabiliyor ama ben son zamanlarda daha çok shuffle'ı tercih ediyorum. Shuffle çünkü ya bu aynı zamanda healinizi falan da daha güzel arttırıyor. Leeching Strike kullanabilirsiniz. Çok fazla alan damage'i yenecek bir ortamda değilseniz ama shuffle çok önemli. Çünkü Major Evasion bu oyundaki en güzel PvP bufflarından birisi. Ve şu an Warden'lar ve Necro'lar Fink attığı için ya onlardan yediğiniz damage'i %20 azaltıyor. Yani mesela atıyorum bir Blastic Mob size 8k vuracaksa 6.7k falan vuruyor sırf bu buff sayesinde ve o ölmemenize sağlayabilir. O yüzden bu buff güzel oluyor. Aynı zamanda Shuffle kullanıyorum çünkü Major Expedition'a gerek yok çünkü bow'um arkada koşuyorum. Arkada roll dodge atmanız da önemli atacaksanız çünkü hız kazanırsınız. Bayağı da taktik verdim lan bu videoda. Aynı zamanda immobilization şey debuff'u alıyorsunuz. Yani sineğir mineğir yemiyorsunuz 5 saniye boyunca. Bu da güzel bir şey. Shadow Image, Nightblade oynuyorsanız arkadaşlar kimseyle böyle hurra, böyle brawler gibi savaşacak haliniz yok. Kayıtlamanız ve güzel oynamanız lazım. Nightblade kolay gözükür ama bu oyunda oynaması en zor çarlardan birisidir. Gördüğünüz gibi şöyle tıklayarak buna teleport atıyorum. Bunun gameplay kendi başına apayrı. Benim yayınlarıma tekrar gelirseniz orada adamları ne kadar maymun ettiğimi görebilirsiniz bu skill sayesinde. 1vs5 falan atmama yarayan bir skill. Yani olmazsa olmaz. Bunu vs'lerde de kullanabilirsiniz. Çünkü debuff da atıyor. Minor main atıyor. Her türlü güzel. Vigor. Vigor abi. Heal lazım. Can lazım. Shadow of Disguise. Nightblade'sin. Asas'sın. Görünmez olmuyorsan çık git dışarı oynama. Yani mesela Nightblade'ler mesela şey yapıyor. Sayrı Nightblade olarak geliyor. Mesela bu morfu kullanmıyor. Diğer tank morfunu kullanıyor. Diyor ki Sayrı dille geldim ben diyor. Yani sen bu morfun diğer morfu tamamen 1vs1 için yaratılmış bir morf. Diğer morfu kesinlikle yani şu karakter bu skill'i kullandığı için bile 1vs1 o Bergama'daki adamlarla 1-0 geride başlıyor zaten. İkinci olarak Temporal Guard burada kullanabileceğimiz en iyi ulti. Gerçekten daha güzel bir ulti yok. Burada Psychic Order'dan alıyoruz. Hem %5 arkada daha az damage yiyoruz hem de sizi başka hiçbir şeyin alamayacağı yerlerden alabiliyor. Hatta şöyle oyunlar da yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki böyle geldim. Hop böyle gittim. Bir de böyle geldim. Sonra bir de görünmezliği spamlarsanız adam sizi hiç görmüyor. Tam bastığınız anda görünmezliği spamlarsanız yani adamları maymun edebiliyorsunuz bu skill'ler sayesinde. Hiçbir skill'in burada değişmesi gerektiğini düşünmüyorum. Her şey şu an Cyrodiil için ve açık nihayet PvP'si için optimize edilmiş durumda. Geçelim CP'ye. Yeşil ağaç arkadaşlar kafanıza göre ne verirseniz verir. Yeşilin hiçbir önemi yok. Benimkileri merak ediyorsanız şu şekilde göstereyim. Rationer Liquid Efficiency, Steed Blessing, Gifted Rider vermişim. Biliyorum demek ki vermişim ya. Deadly Aim, Master at Arms. İkisi de zaten bizim her şeyimiz. Single Damage ve Direct Damage. Bu ikisini kullanıyorum. Arkadaşlar fark ettiyseniz bende 4 Well-Fitted var. Ve tek yemememiz lazım. Tek yememek için 3 impenim var. Bu bana yetmez. Buradan Critical Resistance almam lazım aynı zamanda. Resilience alıyorum ki Resilience buraya koyabileceğiniz en güçlü şeylerden birisi bence. Ve Duelist Rebuff alıyorum çünkü Nightblade'lerden ve Magicka Sorcerer'lardan tek yemek istemiyorum. Onlar en kötü tekleyen çarlar yani direkt tekliyorsun yediğini anlamıyorsun. Öyle verdim ben. Onun dışında Precision, Tireless Discipline şunu vermişim. Burada önemli olan Piercing. Sonra buraya gidiyorsunuz şu şekilde. Burası biraz karışık gelebilir ama siteme gidin. Sitemde bunların yazılı hali var. Oradan daha iyi anlarsınız. Rejuvenation yani ne oynarsan oyna PvP oynuyorsan hatta PvE de oynuyorsan yani kırmızı ağaç ne oynarsa oyna şunu ilk bir de buraya bir koyuyorsun abi bunu kafan bir rahat ediyor bunu koy. İkinci Juggernaut PvP oynuyorsan PvE de değil PvP oynuyorsan ne oynadığın fark etmez bunu da buraya bir koy. Ondan sonra ben Bounteous Vitality vermişim ama açıkçası burası yani changeable değişilebilir. Ben canımın 30k olmasını sevdiğim için veriyorum bunu şahsen. Ama pek de gerekli olan bir şey değil açıkçası. Buraya bir sürü şey koyabilirsin. Belki armor koymak isteyebilirsin. Burası kafana göre ama ben bu şekilde heal vermişim. Haberiniz olsun. Survivor Instinct. Ben çok roll dodge atıyorum. Çok 1 ve 5 için içine giriyorum. Bir sürü kişinin içine giriyorum. O yüzden çok stunlıyorum. Onlardan falan çıkıyorum. Bu stun'ınız, roll dodge'unuz vesairenizin %25 daha az cost atmasını sağlıyor. O yüzden açık dünyada çok önemli bir şey ama 1vs1 atıyorum desem bunu kullanmazdım şahsen tekrar dediğim gibi. O yüzden bunu sakın fullemeyin. Burası 10 kalsın. Çünkü üstümüze disabling gelmesi lazım.
Hiros Vigor vermişim. Sonra hızlı koşmak istemişim galiba. Şunları vermişim. Sonra Blokkos. Bunu da fulleyim bari gözümüzün önünde. Hadi 5'imle de biraz daha fazla vurayım. Şöyle vermişim. Tamamdır. CP'ler de bu kadar. Unuttuğum bir şey var mı? Skill bir şeyler. Unutmadım galiba. Unuttuğum bir şey varsa veya unuttuğumu düşünüyorsanız veya aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yayınıma gelebilirsiniz. Discord'uma gelebilirsiniz. YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz. Oyun içerisinden bana yazabilirsiniz. Oyun içerisinden Guild'ime de gelebilirsiniz. Oradan da size yardımcı oluruz. @denisfirst tepiye atarsanız alırım sizi. Veya Guild'imde Discord'umda Guild'e alım şeyi var. Botu var. O bota yazabilirsiniz. Bunun her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bana abone olup beğenirseniz falan bunlar gerçekten çok yardımcı oluyor. Beni en başta teşvik ediyor bu işleri yapmaya. Çünkü bu benim hobim. Full time bu işi yapmıyorum. Hobim olduğundan dolayı teşvik edilme ihtiyacım var. diyeceklerim bu kadar. Unutmadan her şeyi bu build'in şuradan da göstereyim. Build'ler mesela sisteme de gelin bakın denizverse.com Nightblade PvP sisteme Nightblade sahibi ödül PvP bölgesi anlatmış işte. Burada bir sürü yazıyor gördünüz mü? Hatta şöyle söyleyeyim size itemler hatta itemleri nereden alacağınıza kadar yazıyor. Yani nereden ne çıktığına kadar yazıyor. Bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.